Cahil Köpekler'in 6. sezonunun 1. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren Bora Ercan ve arkadaşım Serdar Nalçakar. Uzun bir aradan sonra yine dinamik, yine enerjik değil, her zamanki gibi yine cap cahil karşınızdayız. Abi merhaba nerelerdeydin? Herkes seni sordu. Neler yapıyorsun? Geçtiğimiz günlerde bir don linci yedim. Biliyorsun instagramda. Evet. 7.5 milyon izlenen bir Reels'ımız var artık bizim de. İnsanları donları yüzünden ötekileştirmem olsun, işte bomboş bir insan olmam olsun, <laughs> çok boş bir insan olmam olsun. Boş post. Ya bu kadar Boş post. <laughs> sürekli bu yorum geliyor. Boş post abi yazma abi o zaman bo... yani geç yani Allah inanma. Bu arada hani biz hani yazsınlar hiç problem değil hiç gocunmuyoruz da şeye ben çok dikkat ettim. Böyle bir tayfa var galiba abi bütün evet, evet. Rails'lara kaydırıp kaydırıp bomboş iş yapıyorsunuz, boşsunuz falan yazan böyle bir lobi oluşmuş. Ee, hani Boş acaba bu... lobi. <laughs> Boş lobisi oluşmuş. Neyse yani sonuç olarak... Ben don inci yiyordum abi. Toplum olarak geleneklerimizin arasında toksik olmak olduğu için aile geleneğimiz yani bütün ailemiz toksiktir, bizler de toksiyiz. O yorumlarda toksik olmak durumunda gibi düşünüyorum. Ya geleneksel Türk yorumunu hissettik işimizde. Geleneksel Türk Instagram Yorumlarını hissettik. Yani Sibel Kekil'in Türkiye'ye kapadığı kadar varmış. <laughs> Instagram gerçekten. <laughs> yani Sibel Hanım'ı anladığımız günlerdeyiz. Sibel Hanım'ı anladığımız günlerdeyiz. Yani 15.000 takipçi oldu ama olmasa mıydı diye de düşündük. Yani <laughs> Biz keşke. her gün kendi içimizde acaba don yüzünden <laughs> evimizi bazookayla vururlar mı? Evet i̇şte ya. ne bileyim yolda görürlerse bizi döverler mi gibi endişeleri içimizde taşıdık. Çünkü halkımızın şeyi çok yüksek. Duyar skalası çok yüksek. Yani her an aşırı duyarlılık gösterebiliyor bir şey. Hani büyüyelim büyüyelim derken <laughs> acaba büyümese miydik <laughs> gibi. Varlığımızı sorgulamaya başladık. Sen falan şey diyorsun. Hayır Serdar sen boş bir insan değilsin abi. Lütfen şey yap. <laughs> Kendini böyle hissetme falan. Boş kanal abi. <laughs> Boş boş kanalı bir de şey bu yorumlar mevzusu ben Türkiye'deyken oldu tam böyle abi sıla hasretim sona erdi olan bizim ülkemiz ne kadar güzel dediğim gün bu tarz yorumlar gelmeye başladı ve Abi her işte bir hayır vardır demek ki sen hani ben acaba buraya mı taşınsam falan gibi düşüncelere girdiğin anda hemen bu yorumlar devreye girerek senin bu düşüncelerini alaşağı etmiş gibi görünüyor Kesinlikle Sıla hasretinden devam diyorum ben. Sana. Aynen öyle. Ee, biz <laughs> biz silahlıktan e, <laughs> e, düzenimiz olmasa gelirdik kardeşim diyoruz <laughs> ve taşaram, taşaram. Taşaram, taşaram. Koşaram, koşaram. Geçenlerde ilginç bir ...makaleye denk geldim. tabi okumadım, resimlerine baktım. Ne diyordu abi hani? E i̇şte tecrübeli insanlar... ...normalde hani her zaman böyle daha değerlidir. Mesela i̇şte ilişkide falan hani... Aa, ...tecrübeli bir insan ne yapacağını biliyor falan filan dersin. Abi bu makalede şey diyordu yani... ...ilişki açısından tecrübeli insanlar... ...ilişkilerinde daha mutsuz... ...ya da evliliklerinde daha mutsuz deniyordu. Yani sen ne kadar yani. tecrübe yaşamışsan... ...işte ne kadar insanla beraber hı hı. olmuşsan... ...o oranda e, evlendiğin zaman mutsuz oluyorsun... ...ya da boşanmayla sonuçlanıyor evlilik gibi böyle bir yazı okudum ve bana mantıklı geldi. Çünkü hani ben de dikiş tutturamıyorum yani bir noktada birliği dağıtma yoluna giriyorum. Dolayısıyla dedim ki hani tecrübe demek ki cehalet yani saçma bir şey. Ya yani illa ilişki değil yani herhangi bir. Ben hiç ilişki açısından düşünmemiştim. Mesela benim aklıma tecrübeli insan deyince ilk olarak şey geliyor. Kahvaltıcı Eşref amca. <laughs> ne kadar tecrübeli bir insan. Ama ben açıkçası çok daha iyi kahvaltı hazırladığımı düşünüyorum. Tecrübe insanı çünkü şey yapıyor. Bir yerden sonra ben yani tecrübelendirince usta oluyorsun. Usta oldu kendini geliştirmeye kapalıyorsun. Kapanıyorsun. Kesinlikle. Ve aynı şey oluyor. Hani boynuz kulağa geçer mevzusu oradan geliyor. Yani tecrübelendin, tecrübelendin. Sanayinin en iyi ustası sensin. Hop bir anda elektrikli araba geliyor. Sen ne oldun? Çöp. Çünkü artık kendini geliştirmiyorsun. Zaten şundan çıkarabilirsin. Bir şirkette en iyi çalışan kimdir <laughs> abi? Stajyer. <laughs> Stajyer. Stajyerdir. Yani çünkü Aynen ıı, öyle. Yani her şeyi yaptırabilirsin ona. İşte çay getir getirir. Şunları Excel'e gir girer. Yerleri biraz süpür süpürür. Git ekmek al gel alır sarı kola aldırabilirsin. Yani her şeyi yaptırabileceğin bir birey. Yani sen bunu tecrübeli birine söyle bir de mesela. Git sarı kola al gel de mesela tecrübeli birine. De. Şey der mail at CC'ye bilmem kimi koy. Yok abi Twitter'da float başlatır işte. Ben e, arkadaşlar şurada <laughs> çalışıyorum. Şöyle oldu <laughs> beni sarı kola almaya gönderdiler falan diye böyle Twitter'da float başlatır yani. Halbuki git yani o da senin şirketin değil mi işte. Ben tecrübeliyim benim işte kapsamım bu falan filan abi. Sarı kola rezaleti diye ekşide başlık açar. Kesinlikle ekşiye başlık açar. Twitter'a thread girer. Yani bir şekilde sesini duyurmaya çalışır. Hani bana böyle bir şey yaptırılıyor falan gibi. Mobbing uygulanıyor arkadaşlar bana falan diye. Böyle mobbing olarak algılar onu. Halbuki adam yani orada bir iş var sana buyurmuş yani. Maaş da veriyor. 6 <laughs> saat oradasın goy goy yapacağına Whatsapp'ta. Bir de en güzel tarafı hani tecrübesiz insanın e, maaş beklentisi olmaz abi. Asgari ücreti bastı geç. Sigorta yapma. ne Ne verirsen ona çalışacak bir adam ve her şeyi yaptırabiliyorsun. O yüzden tecrübeli, tecrübeli eleman almak büyük saçmalık ya bir yere. Çok doğru abi ve şey mesela bu mizah dergileri biliyorsun hani atıyorum Leman'dakiler işte Penguen'i kurdular. Penguendekiler uykusuzu kurdular falan biliyorsunuz o süreci değil mi? Hı hı. Bakıyorsun mesela dergi hep genç yazarlar götürüyor. Mesela Penguen'i kimse Erdil Yaşaroğlu için okumuyordu işte. Ersin Karabulut için, Umut Sarıkaya için okuyordu. Sonra onlar tecrübelendi kendi dergilerini açtılar. Sonra bu sefer onlar baymaya başladı falan böyle. Çünkü ne oluyor? Tecrübelendikçe diyorsun ki Aa, tamam ben zaten bunu yaparım. Hani eski çalıştığım bir firmada bir abimiz vardı. Çok tecrübeliydi abi. Bütün gün borsa takip ediyordu. Sabah gazetesi okuyordu sesli bir şekilde. Akşam 5 oldu mu laptopunu bile şirkette bırakır öyle giderdi evine falan ama bir de stajyer bir kızımız vardı garibim senin dediğin gibi yani şuranın tozunu al alır bir fotokopi çek, çeker şunun analizini yap yapar hani o kadar farklı iş kolları vardı ki kızın kız Kayseriliydi dedi bize mantı yap getir. <gülüyor> <gülüyor> Ve kız ciddi ciddi akşama şey de sordu bana ya işte ben buraları pek bilmiyorum da kıyma nereden alayım falan dedim. Aynen. Ne, nereye o sen ne kıymasın yani böyle manipülasyona da açıklar ki bu da bir iş dünyası için büyük bir avantaj. Hangi senior developer'a sen mantı yaptırabilirsin. Mantı yaptırabilirsin değil mi? Yani kesinlikle çok mantıklı. Yani senin iş tanımında mantı yapmak da var. Ona güzel bir şey de uydurabilirsin. işte. biz bir takımız, bir aileyiz. Birlikte gelişeceğiz. O yüzden mantı yap. Her şeyi yaptırabilirsin. Üstüne bir de heyecanla yapar bunu. Güzel kısmı Tabii tabii. O. Tecrübeli insanın heyecanı kaçmıştır abi. Her şeyi savsaklar. zaten yaparım diye yatar. Şey böyle bir yanlış var. Ya bu adam tecrübeli daha iyi yapar falan gibi bir izlenim var. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü tecrübeli adam savsaklar abi. Tecrübesiz abi olan bir şekilde araştırır YouTube'dan falan. Yapar yani. Daha bir heyecanla yapar ve sevinir yani yaptığı için. Tecrübeli adam bir de o işi nasıl sabunlayacağını, nasıl yalan yapacağını hani Tabii. o işten nasıl kıytırık yapıp sıyrılabileceğini de bilir. Çünkü adam evet. tecrübeli zaten. Seni her türlü kandırır yani. İşte. Hevesi kaçmıştır abi bir kere yani. Aynen. Adamın hani sıkılmıştır yani artık onu yapmaya. Ürün ya da her ne istiyorsun ne hizmet istiyorsun ama hizmetinde böyle bir tatsız gelir yani önüne o hizmet. Bu arada evet. alakasız bir şekilde Kenan Doğulu'nun iki şarkısını birden getirdin aklıma. <laughs> Mesela. Birincisi ne yaparsan yap aşk ile yap. Aha. Diğeri de heyecanını kaybetmişsin yok inancını kaybetmişsin. İkisi de aslında tecrübeliliğin ne kadar kötü olduğundan bahseden iki eser. Ne Ve tutamıyorum zamanı da üçüncü bir eser. <laughs> Aynı şekilde. Vay anasını Kenan Doğulu'ya bak sen ya. Dehandoğlu tamamen tecrübesizleri işe aldırmak üzerine subliminal mesajlar benim... vermiş bir dönem gibi görünüyor. Şeyi şey ama. gibi olabilir hocam. Mesela belki insanlık olarak bir rotasyona girebiliriz. Mesela işte çok tecrübeli bir cerrah mısın? Ertesi gün çoban olarak başla mesela hayatına. Ha bak bu çok önemli bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bir insanın ölene kadar aynı işi yapması kadar saçma bir şey yok. Bu nedir abi? Bu nasıl bir sıkıcılık ya? Biz bu hayata, <laughs> bu adam bütün hayatını burada damga basarak mı geçirecek yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? yani rotasyon Doğru kesinlikle gerekiyor yani insanların hani ülke eş. hatta <gülüyor> 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 toplu bir swinger organizasyonu. <laughs> evet. <gülüyor> hem ülke değiştirebildiğin, hem eş değiştirebildiğin, hem iş değiştirebildiğin. Yani komple aslında şey olabilir. Mesela Airbnb değil de ev swapladığın bir uygulama vardı. Şimdi adını unuttum. Ya yani mesela sen bu Türkiye'de yaşıyorsun. işte İtalya'daki biri niye öyle bir şey istesin bilmiyorum ama İtalya'daki biriyle evini değiştirmek istiyorsun. Evi swaplıyorsunuz. Komple sen gidiyorsun onun yerinde yaşamaya başlıyorsun. O senin yerinde yaşamaya başlıyor. Böyle bir iş swap'ı da olabilir aslında. Hani uygulama yapacaksın bunu. Ben işte bilmem nerede mimar olarak çalışıyorum. O öbürü de bilmem nerede kalıpçı olarak çalışıyor diyelim. Ben labs diye kalıpçıyla swaplayacağım abi. Bir anda kalıpçının evet. hayatını yaşamaya başlayacağım. Onun Daha evine. önemli bir insan olacaksın. Evet akşam onun evine gideceğim. Onun arkadaşlarıyla takılacağım falan. Hani böyle bir swap bir anda. Hem arkadaşlar için yeni bir kan hani yeni bir insan Tabii tanımaya canım. başlıyorlar. Gerçi eşimi vermiş oluyorum ya o biraz şimdi düşündürdü beni. Kalıpçı da yani <laughs> şimdi... Hocam kalıpçı eşimi veremem. Kusura bakma olmadı bu. <laughs> i̇şte e, cinsel devrimin tıkandığı nokta. <gülüyor> <gülüyor> belki de az az önce cinsel devrimin kıyısından dönüldü Sen cinsel... bir he deseydin belki toplum cinsel komple. Cinsel değil oğlum ya toplum toplumsal bir devrim bu yani toplumsal bir devrim olur evet. evet yani toplumsal devrimin kıyısından döndük. O zaman ben Aynı bir evet. izninle bir hafif bir etkileşim kasmak istiyorum karımı asla kalıpçıyla paylaşmam diyenler videoyu beğensin takip alsın <laughs> ve likelasın karımı kalıpçıyla beğenirim diyenler de aşağı yorumlara yazsın. İyice youtuber oldunuz Serdar Bey gerçekten. Ee, yani Ölük yapacak bir şey yok <laughs> böyle 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 oluyor. <laughs> Yani Vela aslında bu fikir iyiydi ya bunu geliştirebiliriz yani belki tamam hani sadece iş değiştirebilirsin eş, eş, eşi de değiştirmeyi ver. Mesela. Tabii canım yani o eşinle da eşinle beraber iş değiştireceksin. mesela kalıpçı Tabii ve karısının dev, yerine devlet geçeceksin. devlet usulü şey eş durumuyla mesela tayin oluyorsun ya devletimizin öyle bir kolaylığı var. Eş durumuyla hayatını değiştirebilirsin. Bunun aynısını iş için yapacaksın. İşte ben kendimi haba atacağım. Oradan Hı. birinin hayatına atanacağım. Labs diye mesela işte Toki kurası gibi olabilir. Kardiyolog Cafer Bey yarından itibaren muslukçu Hümeto ustası olarak hayatına devam edecek. Muslukçu olabilir çocuk. Doktorlar bu ara muslukçu olmaya çok Evet. evet abi sizler. bir de şey de güzel olur bak hani herkes birbirini anlar yani çok inanılmaz bir anlayışlı bir dünya olur düşünsene hani doktor gelip sürekli muslukçuya laf ediyor ya ya da evet, işte evet. e, muslukçu gidiyor doktor dövüyor falan beni niye işte evet. bir yaptı falan ikisi de birbirinin hayatını anlayacak abi birbirlerine daha saygılı olacaklar yani ha, tamam senin de işin değerliymiş kardeş diyecek bir noktada ikisi de birbirine. Müthiş bir olay ya. Bu arada bunu zaten bizim eski firma yapıyordu biliyor musun? Yerinde olsan yerinde olsam diye bir insan kaynakları da teş bunu baya baya yaptılar yani. Hiç boş atmıyoruz bak görüyorsun değil mi? İnsan kaynaklarına gerçekten biz yani İK'cı olacak adammışız. Ki biz gerçekten bu arada çok iyi adam alırdık işe diye tahmin ediyorum. Momo Beach'e bayan alır gibi işe adam mı alırdık? <laughs> <Aynen. <Hayır. gülüyor> <laughs> Aynen ben derdim çıkar göster bakayım doğrunu kardeşim falan. Sen <laughs> görüşe <laughs> Hocam Twitter'dan Sercan Dönmez sormuş. Festival cehalet midir demiş. Bu arada bir de çok konuşuluyor yani çok övülüyor. Aa yok siz festivallere gittiniz işte 90 kuşağı 80 kuşağı bu ülkenin en güzel günlerini yaşadı. Biz gidemedik de festival yok da içki içemiyoruz da falan. Hani böyle çok övülen bir şey ya bu festival şu an. Evet evet. Ve aranan da bir şey hani falan. Ben hatırlıyorum abi Rock'n'Coke falan benim üniversite çağlarında yaşanan olaylardı mesela evet, böyle. Evet benim de evet. 3 gün duş almayıp her türlü zührevi hastalığın kol gezdiği bir yerde güneşin alnında güneş kremi bile süremeden duş alamadan tuvaletini nereye yaptığının belli olmadığı bir ortamda ben hani dinlediğiniz müzikler nasıl bir zevk alabilirsiniz? Hani mesaiye kalsan 3 gün kalır <laughs> mısın böyle? Ya yani 3 gün mesela Hayır. şantiyedesin. Çok yüksek gürültülü sesler var, bir şeyler falan sürekli bir gürültü var. İşte e, çok rahatsız bir yerde yatıyorsun. Çadır veriyorlar sana, böyle yerde falan yatıyorsun, kıvrılıyorsun, duş alamıyorsun dediğin gibi. Tuvaletler rezalet yani o şantiye tuvaletlerini bilirsin, hani içine ilaç atarlar abi. falan, rezalet yani re hani gerçekten her türlü hastalık kol geziyor. Ve bir de üstüne yediğin ve içtiğin şeylere para veriyorsun ve o festival of. alanına gir, yani şantiyeye girmek için para veriyorsun. Yani şantiyede mesaiye kalmaktan hiçbir farkı <laughs> yok abi <laughs> festivali. Gerçekten <laughs> git şantiyede çalış ve mesaiye kal. Hani en azından para kazanırsın kardeşim. Yani bir de üstüne sağlığını bozmazsın alkol içip falan. Ya şantiye benzetmen çok mantıklı. Çünkü gerçekten hani bomboş bir arazinin üzerinde bir takım metal yığınları evet. var. Ça ee, evet ve... iskelet var yani bir çeşit iskeletler i̇skelet var. İskelet var aynen aynen. En azından şantiyedeki insanlar bir de her gün duş alıyor öyle bir avantajları var. Çünkü en şantiyelerde konteyner var. En azından konteyner var yani. Var. Aynen. Hani... Şeyde değilsin yani yerde yatmıyorsun ya, çimin üstünde. Kadırda yatmıyorsun yerde yatmıyorsun. Evet. Yan tarafından cima sesleri gelmiyor. <laughs> Sürekli demlenen. <laughs> ve ücretsiz abi bak kaçakça Ücretsiz. ücretsiz. Sarı kola ücretsiz, kuru pilav ücretsiz, beyaz peynir, domates böyle şey domates şey gazete kağıdın üzerinde domates, peynir, zeytin, karpuz, ekmek, öf. Karpuz, karpuzu gelir, peynir gelir, yani bunların hepsi ücretsiz gelir. Yani festivalde bir de bunlara para veriyorsun yani büyük saçmalık. Bir Ve yani. ben de o, özellikle Rakinkok'ta falan filan şeyi anlamıyordum. Hani Türkiye'nin böyle en ünlü, en havalı şarkıcıları falan uluslararası gruplar geldiği için. Böyle öğlen sıcağında falan çıkıyorlardı asamile. Öğlen 2'de falan çıkıyorlardı abi, yani. Abi. Normalde evet. bankaya git desen gitmez adam o saatte. <laughs> <Sırf Kesinlikle>. onu <laughs> Şantiyede yani. en azından kafana şey veriyorlar ya o varet bar veriyorlar. veriyorlar yani güneşten de daha az etkileniyorsun. Bir tek şey yok şantiyede bu böyle lazer ışık falan ya onda sen getir abi bir tane herkes cebinde bir lazer taşısa akşam çıkar salla onu sağda solda mis kadar. gibi takılırsın. Zaten o lazerler baya bir var yani her yerde bulunuyor. Zaten şey de çok saçma geliyor bana hani bu lazer konusuyla ilgili yani e, abi ışıkla müzikle eğlenen adamın net mal gibi geliyor yani. <laughs> Nedir abi bu hani nasıl bir eğlence olur ya ışıkla nasıl eğlenirdi ya sen 4 yaşında mısın ya 4 yaşında abi, çocuğa tut ve ışığı Aynen kedi kedi değilsen bebek değilsen lazerle eğlenmek gerçekten çok saçma. Büyük saçmalık ya. Yani sırf yani sevdiğin sanatçıyı lazerli ışıklı böyle ortamda görmek için dünyanın parasını ve eziyetini çekiyorsun yani. Böyle bir şey olabilir bir şey, mi? şey ya mü mümkün değil yani akıl sırarmıyor ve şey bu festival öyle bir ortam ki abi Kaç senelik Selda Bağcan'ı şey yaplar, canki yaplar ya kadının Alt <laughs> müziği yapan falan bir ablamız yani. Şimdi böyle çeşitli madde kullanılan iğrenç mekanlarda sahne alıyor ablamız. Sırf şey diye, etnik diye. Festival festival geziyorlar 70 yaşında kadını ya. Ayıptır Yazık. kardeş. kardeşim. Şeyi de çok kötü. Selda Bağcan'a lazer tutmak da çok kötü bir şey. Yani kadın kaç yaşında? <laughs> Abi onu geçtim. Yani Manovar'a da lazer tutmak çok iyi. Ya adamlar da rahatsız oluyor. Bak Tutulan adam rahatsız. E, lazeri oraya getiren insanlar dünyanın masrafı yani nedir abi? Lazerden nasıl bize zevk olabilirsin ya? Lazer la ışık oyunundan falan nasıl bize zevk olabilirsin ya? Mesela yani. şöyle söyleyeyim diyelim ki. Bir tane böyle çok güzel bir yazlık yerleşim yeri söylesene bana çok sakin. Çandarlı. Ha Çandarlı. Diyelim Çandarlı'da böyle şey çok güzel kendine bir şey yaptın ev yaptın tamam mı? Dedin ki ben dedin emekliliğimi burada yaşayayım sakin sessiz huzurlu. Orada bir tane eski Anadolu rakçı çok kötü şarkı söylediği için bir abi diyor ki ben bundan sonra Çandarlı rak fest yapacağım. Evinin 100 metre ötesinde. Ülkenin dört bir yanından leş kokulu bireyler evinin 100 metre ötesine çeşitli Yüksek ses çıkarmak, oraya buraya kusmak gibi faaliyetlerde bulunacaklar. Ne ne düşünürsün? Her çöp, kusma, Hı -hı. çeşitli faaliyetler. Bak bu festivale gelen insanların da hepsi de duyarcı ha. Tabii tabii. Karbon salmaz işte. Kağıt pipette içer. Vegan, dünyaya duyarlı falan. Böyle bez çantayla gelir falan. Ehehehe falan. Böyle. Herkes bu böyle çok aşırı duyarlı. Ama oran ana... <laughs> yani o, o bütün o festival <laughs> alanının içine... Çarlar. İşte ne bileyim her yer böyle plastik atık pislik, bira şişesi, bira kutusu, sıktıkları şeyin kimyasalı, prezervatif, böl. Her yer pislik yani anladın mı? Hani böyle pis ya, leş yani. Bu adam bir de duyarlı olacak anladın mı? Hani festival dediğin gerçekten oradaki doğanın içine sıkmaktır yani oradaki alanı. Evet. Senin için aylarca sulanmış o çimin içine Gidiyorsun ondan sonra 4 gün A festival ya git şantiyede mesaiye kal ya. Git para kazan git Aynen. ailene, anana babana faydalı ol. Elin tutsun ekmek de. tutsun ya lanet olsun. Vallahi Uğur, müziği de ya. dinlersin abi kulaklığını takıp. Ya bir de müzikse dinlemek bu işin işi zaten bu adamlar o şarkıların en iyi versiyonlarını kaydediyorlar. Yani Spotify'da falan var ya. Yani. Git oradan dinle işte. Ben bir de şeyi çok zaten? üzülüyorum ya. Hani oraya böyle çeşitli bir cinsellik olur mu diye giden erkek grupları oluyor ya böyle 3-4 kişi. Onka sefer düşeriz falan. Yani güzel kardeşim gerçekten çok üzülerek söylüyorum ama oraya kadar bulamadıysan orası zaten Kervela gibi anasını satayım. <laughs> <laughs> orası şey yani orası araf ya Orası insanın insanlıktan çıktığı yer. Ya yani o eforu sarf edeceksin, o parayı harcayacaksın, perişan olacaksın 3-4 gün. Ya yani onu yapacağına Gerçekten kerhaneye git. Hani en temizi. Yani gerçekten bu işi yapmak istiyorsan, yani amacın buysa daha az para harcarsın. Yüzde yüz. Bak, yüzde yüz daha az para harcarsın. Daha az uykusuz kalırsın ve amacına ulaşır dönersin hani ve ulaşacağın kesin. O, o, kadınları 4-5 konser boyunca sırtında taşımak zorunda değilsin. Yani omuzlarında taşımak zorunda değilsin. Hani görsün aşkım. Hadır kurmak zorunda değilsin. Hali hazırda beton erme binalar var. Duşunu muşunu alır gidersin efendim. Ya yani eylemini şey en gerek. azından yatakta yapacaksın. Yani çimin çimin üstünde, üstünde yapmak zorunda değilsin. Eylemi yapacağın insan duş almış olacak en azından. <laughs> ya hani seküler silkelemenin bambaşka bir metodu bu ya. Hani böyle bunun yeri ayrı yani. Festival olayının yeri ayrı. Çünkü herkes o kadar o kadar böyle müthiş bir şeymiş gibi bahsediyor ki. Şurada şu festival varmış gibi. Yani modern hayatın şeyleri gibi abi bu böyle dini bayramı gibi bir şey yani. İnanmıyorlar ama bir araya gelmek için bir bahaneye ihtiyaçları var. O da bu. Yani bence din daha mantıklı hani bu bağlamda bir yere gelmiş. Bi, ben bizim bahsettiğimiz festivaller bir tık gene insani bak hala biz işte çadır diyoruz ne bileyim çantiye diyoruz bilmem ne bir de Burning Man falan var ya bu şey masrafları falan gitti Amerika'da. O, o yani o direk, direkt şey yani insanlıktan yani. çıkış bileti yani orası. Tam rezillik. Burning Man'e gitmiş erkek veya kadınla ilişkiye girme abi. Yani hayat <laughs> <laughs> Evlenme yani onu, onu böyle şeyde e-devlette uyarı vermesi lazım anladın mı hani bu, <laughs> bu kişi Burning Man'e gitmiştir evlenmeyiniz. <laughs> Bunun gibi Domestosa iki buçuk üç saat yatırılması <laughs> gerekiyor yani dönüşte. Kesinlikle bir tane yani psikolojik olarak yani o insan oraya kadar gitmeye e, gözü aldıysa hani böyle bir şey için. Tabii illaki bokunu çıkarıyordur. Boş post. Boş post. Genel olarak boş post diyorum. Ha. Aslında cahil köpeklerin komple ismini değiştirip boş post mu yapsak ya? <gülüyor> <gülüyor> Böylece diyecek bir şey bulamazlar. Yani ben cahil köpekleri şey diye düşünmüştüm. Hani bize zaten cahilce konuşuyoruz. Cahil diyemeyecekler diye düşünmüşken şimdi yeni bir şey başladı boş post. Bence şu, şöyle oldu abi. Biz cahil köpekler diye paylaştık ve adamın önüne düştü ya. Hı hı. O da şey zannetti. Biz hani böyle internetten cahilleri seçip oraya bu, yükleyen bir kanalmışız gibi düşünen de vardır bak emin ol. Düşünen var Hanki mıdır kanal... çok emin yani olamıyorum. Düşünen <laughs> var tamam. <gülüyor> <gülüyor> özür diliyorum lafımı geri aldım sen haklısın. <laughs> düşünen var mıdır çok emin olamıyorum. <laughs> Festivale gideceğinizde şantiyeyi önerdik. Efendime söyleyeyim, kurban kesim alanına gidebilirsiniz. Orası da çok kesinlikle en azından ailene evet. et götürüyorsun. Et götürüyorsun yani. Aynen öyle. Bir işin ucundan tutarsınız sen fena mı olur? Sevaba giriyorsun. Hani Allah katında çok doğru. bir sevaba giriyorsun. Yani bunların hepsi çok daha önemli ve değerli aktiviteler. Değerli şeyler. Özellikle yani... şantiye kesinlikle tamamen bir festival alanı Yani bir kere gürültüyse gürültü var. Ayı gibi herkes birbirine bağırarak konuşuyor Yani çünkü Aa, festivalde şey var, de bir bağırarak bir konuşuyor Bir kenarda e, spiral taşıyla bir şeyler kesen adamın <laughs> Çıkar da otururlar evet. al sana Kıvılcımsa Ramstein... kıvılcım e... <gülüyor> <gülüyor> Aynen tak kulaklığı Rammstein dinle Spiralin yanında Adam orada tenasür huzurunu falan da kaşıyor Tam Rammstein'in yapacağı hareketler Evet. Yani, o, o, o adam Rammstein falan. işte Hani Sahne gibi, stage gibi düşünürsün orayı. Zaten Aynen platformun öyle. üstünde oluyor. Yani en güzel festival şantiyedir kardeşim. Zaten hani bizim bu şeyde de var yani kültürümüzde de var. Şantiye izlenir ya. Dayılar evet, falan evet. gider şantiye izler. Hı -hı. Ee, i̇ş makinası mesela. iş makinası müthiş bir şov. Bence lazerden daha iyi bir şov iş makinası. Abi hani lazer izleyen adam maldır ama iş makinesi izleyen adam bence bilgedir yani. Tabi tabii iş makinesi... Ya şöyle söyleyeyim İtalya'da yaşlılara Fahri inşaat Müfettişliği veriyorlarmış. Post Office isimli kardeş kanalımızdan öğrenmiştim. Vay harika. Barış Bey'in harika kanalından öğrenmiştim. Baya baya bizdeki yaşlılar gibi çok inşaat izledikleri için baya evet. şey yapıyorlarmış. Fahri Müfettiş işte gizli denetmen gibi falan roller veriyorlarmış. Çok iyi. Neyse konumuza geri dönecek olursak festivale. <laughs> Kenan Doğulu'nun bununla ilgili de bir şarkısı var. Onu da biliyorsun. <laughs> Lütfen söyle. Festival gibisin katılmak istiyorum. Ya yani burada acaba şey o şarkı hani, Tabii canım. Festival gibisin. Şahan'ın filminde geç duydum da hani şarkı olduğunu bilmiyorum. Belki de Kenan Bey aslında orada bayandan çok da hoşlanmadığını, haz etmediğini, bir üç gün yatılı kalayım sen de geri döneyim gibi falan. Ha, kısa süreli bir ilişki yaşadığını kısa yazık, süreli evet. hani şey değil festival dedin iki gün, sürer, üç kısa gün süre süreli 3 gün süreli. Yani. Kısa süreli ve leş bir ilişki yaşamak istediğini mi? Halbuki dese ki 2 artı 1 güney cepheli ara kat ev gibisin. Morguca girmek istiyorum dese orada ah yani işler değişecek. Aynen o yüzden buradan Kenan Doğulu şarkılarını <laughs> iyi okumak gerekir diye tahmin ediyorum. Kesinlikle çok stratejik şarkılar. Yani hepsinde subbinal bir mesaj var. <laughs> Hocam yine çok takipçili ünlü olduğu için e, Harika Ertuğrul'un sorusunu öne alıyor alıyorum. Yatırım cehalet midir demiş. Ben her zaman sağa yatırılması taraftarıyım. <laughs> ben de aynı şeyi yazmışım biliyor musun? <laughs> Nereye yatırdığına bağlı yani. Nereye böyle. yatırdığını. Mı çok büyük önemi var. <laughs> sağ mı yatıracaksın? sola mı yatıracaksın? Sağ mı yatırıyorsun? Yani şey yapmıyorum ben. Çok tarafsız bakıyorum olaya. Tarafsız. Canım nasıl istiyorsa. Hani Abi, öyle bir şeyim yok. Bu bu bağlamda hani bence sağa yatırmak her zaman mantıklı çünkü sağ hep kazanır. Yani. <gülüyor> şu, <gülüyor> bu bu ülkede diyorsun. Evet, bu ülkede sağ her zaman kazanır yani. Hani bu ülkede değil, başka ülkelerde de kazanıyor yani. Baktığın zaman. Evet. Sa bir de sadece adam güvenilir adamdır. Yani hani eli silah tutar, duyar kasmaz, ne yapılması gerekiyorsa gider onu yapar. Yani böyle şey yapmaz yani böyle işte yok hayvan öldürmeyeyim ben falan öldürür besler yani ailesini. Sadıktır gelir böyle yani sadece adam genel olarak daha şeydir yani, yani sağlamdır ya yani sağ yatırmak. Da ben e, de var anlıyorum. E, ortanın solu, Ecevit'in yolu diyorum ben de falan diyormuşum. Yok tabii ki e, dediğim gibi. <laughs> Öte yandan ben neye yatırım yapsam eksiye düştüğü için bir yerden sonra yapmamaya başladım. Öyle mal gibi bekletiyorum paramı abi. Ama bence yatırımın en cahilcesi bu arada bilezik. Üstünde taşıyıp bir kere kendi hedef haline getiriyorsun. Kesinlikle. Yani insanlar yıllar önce şeyi bulmuş hani banka hani ben üstümde taşımayayım. <laughs> Böyle bir sistem var evet. <laughs> üstümde taşımayayım bankaya koyayım diye adam. Ama sen diyorsun ki yok abi ben üstümde taşıyacağım hani ben bir bankayım. Bici, yastık altı denen bir tabir var ya hani yastık altı birikim yastık altı işte yatırım bilmem ne falan filan ben mesela yastık altında para biriktirsem gerçekten ertesi gün sırılsıklam olur ben acayip terliyorum uyurken ona nasıl bir çözüm <laughs> bulmuşlar onu da bilmiyorum Çok, steril değil abi yastığın altında yani, yani ağzını leş gibi sürüyor bir de şey var tabi bizim Türk insanının biliyorsun şey arsa ve ev fetişizmi bunlar hep hayatımıza monopoliyle <laughs> şey... monopol ile girmiş e, şeyler bence yani çocukken monopolde Gamma. ütülüp yani yatırımda şöyle bir şey var. Hani yatırıyorsun ve antidepresana başlıyorsun ardından. Çünkü dert sahibi <laughs> oluyorsun. Yani yatırım yatırım eşittir dert abi. Çünkü o yatırımı koruyacaksın. Çıktı mı indi mi sürekli tetiktesin üstüne koydu mu? Değer mi kaybetti? Hadi diyelim üstüne koydu. E sonra onu nasıl koruyacağım? Hani biraz daha katlaman gerekiyor. Yani yatırım eşittir. Abi erken vefat etmek istiyorsan yatırım yap. Yatırım yap. Sağlığımı seviyorum diyorsan. Abi hiçbir şeye yatırma o gün neyse harca maksimum bence hani maksimum illa yatırım yapacağım diyorsan benim birikmişim var diyorsun mesela Broadway al abi yani Türkiye'nin en iyi yatırım aracı Broadway Clio yani Renault'un herhangi bir Kesinlikle. arabasını alabilirsin yani Scenic hariç bak mesela Broadway hala yollarda yani kaç evet. sene önce Broadway'e para vermiş insanlar şu an zengin ya yani 50 liraya almıştır şu an 350 liraya satıyor abi adam yani böyle bir yatırma Çok aracı doğru. sen gördün mü hayatında 300 bin lira koymuşuz. Araba eskidikçe değer kaybetmesi gerekir evet. normal şartlar altında çünkü. Ama Broadway değil. Objedir yani nihayetinde ama evet. asla Broadway'in öyle bir özelliği yok. Şarap gibi. Hani bu dolara bir şey olur mesela işte artar, euro artar falan filan. Hemen Hiç. mesela şeyi gösteriyorlar ya Tahtakale pazarın, Tahtakale çarşısında hani böyle ellerinde telsizlerle, cep telefonlarıyla falan falan evet. böyle oradan oraya lan ya yani ben de mesela para yok. Hiç derdim yok yani. Evet. Ha, yükselmiş dolar. Ha, euro ne almış yok, Ne yapayım? Altın 5 gram olmuş. Yok, bir gramı şu kadar olmuş. Hayırlısı olsun. Hayırlısı yani, olsun. Işte, <laughs> tahta kaleci adam düşünsün. <gülüyor> Benim <laughs> Klyon değer kazanıyor, bu <laughs> Vatanımı, kazanıyor. Vatanımıza hayırlı olsun. Evet abi, senin yani burada dolar çıksa da inse de senin kliyon senin Broadway'in her zaman değer kazanıyor. Bir de bana şöyle bir e, aydınlanma geldi yatırım hakkında düşünürken. Ya şimdi e, baktığın zaman Hindistan'da kas sistemi var. Evet. Bunlar çözmüşler olayı. Yani fakirsen fakir kasmayın kal. Kasmayın diyor. Kasmayın yani. Fakirsen fakir kal, zenginsen zengin kal. Yani sınıf atlama stresi yüklemiyor hiç kimseye. Ya ben şurada bir yatırım yapayım demiyor adam. zaten kabullenmiş durumun, hanım. Benim durumum bu. Ben böyle gideceğim diyor. Yani o evet ya yani adam bak mesela şu an aya çıktı Hindistan. Bu sistemle. Yani aya cihaz indirdiler. Dolayısıyla Bizim, demek ki iyi aynen. bir sistem. Ya yani biz yapamadık. Aynen. Bizde yok kas sistemi. Çok yok, oldu. herkes yatırım yapıyor bilmem ne falan. Mesela bir de şey de anlamıyorum. Yatırım tavsiyesi verenleri de anlamıyorum. Ben yemin ediyorum bak ekonomist olsam ve neye yatırım yapılacağını bilsem kimseye söylemem. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi abi ya? Niye bu kadar? Kendim yatırım lan bana ne? Evet. Kendin yatır. Yok da yani. veya aynı şekilde mesela iddia yorumcuları için de aynı şeyi söylüyorum işte. Şu kazanır bu. Sana ne abi? Sen çok iyi biliyorsan kendin oyna paranı kazan. Bu bir Aynen. yatırımcı silkeleme kardeşim. Mesela Kesinlikle Harika yatırır. Hanım orada millete şu hisseden alın bu hisseden alın e, dolara yatırın diyeceğine dese ki iki tane Broadway alın ömürlük olur. <laughs> Lütfen. Bu arada Kenan Doğulu'nun bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kenan Doğulu. Kenan Doğulu <laughs> özel bir bölüm yapıyoruz. O da şey yatırım bilirsin. E son olarak abi benim okuldan bir arkadaşım 14 kere arayıp bana bunu sor bunu konuşun ha falan dedi. DJ'lik <laughs> e, cehalet midir dedi. Ali Haydar adlı arkadaşım. Biraz bu gurmeliğe benziyor. Yani mesela şimdi DJ'in olayı nedir abi? Hani şu şarkıdan sonra şu şarkı gelir, iyi gider evet. gibi bir bilgiye sahip o kendi kafasında. Ne bileyim Metallica'dan sonra Güllü dinlemek istiyorum. Hani bunu sen nasıl bilebilirsin, nasıl tahayyül edebilirsin? Benim ruh halim, herkesin ruh hali ve zevki ayrı. Şeyin DJ'in bu aşırı ciddi hali ve hareketleri hakkında ne düşünüyorsun? Böyle sanki... Yani ben falan böyle. E, hep şöyle düşünüyorum. Hani orada makarna yapılsa daha faydalı olur. <laughs> ya o DJ... <laughs> Değil mi? Hani herkese söğüş falan yapsa işte. Yani çiğ abi köfte yoğursa. Man gidermiş olur. Hiç, hiç Aynen. Çoktan, abi yani... shuffle... Zaten shuffle dediğin olay yani DJ'nin olayını yapıyor. Bir de şimdi Spotify'da şey çıktı hani. Magic shuffle Senin diye bir Senin için şey göz çıktı. at falan. Ha. Günlük yeni keşifler falan. Algoritmaya evrildi bu olay. Yani DJ olayı algoritmaya evrildi. Hani onu... Açsın bıraksın orada çiğ köfte yoğursun veya ne bileyim. E... <laughs> çiğ köfte <laughs> çok güzel olabilir bu. Çünkü şey bir de yerden yüksekte bir yerde yapıyor hani dinleyenlerin ağızlarına hani isabet ettirilebilir. Evet, tavana doğru atabilir mesela. O tavana lazer, doğru atılabilir. Lazer oyunlarıyla herkesin ağzına düşer yavaş yavaş gibi bir şey olabilir. Böyle Lazerle çiğ köfte takip et. Gerçekten makarna kaynatsın bana daha çok hayrı dokunur yani. Ben giderim orada Kesinlikle. en azından salçalı makarna yerim. O gürültüyü de dinlemem. Müziği de çalsın işte arkadan yani hani. Çalsın hafif hafif ama çalsın. Ama hani evet. Spotify'dan açsın işte şey günlük Daily Mix One. Gerek yok yani, yani ölmüş mesleklerden biri ama devam ettiriyorlar işte böyle şey gibi yani yakında böyle işte bilmem ne ustası kalmadı artık falan gibi meslekler evet. ölüyor ya yavaş yavaş işte tencere yapıyor. Yakında diyorsun şeyde TRT Haber'de falan şey böyle son <laughs> DJ DJ Ufuk ee, DJ demişken bizim podcastimizden bir DJ arkadaş. Musician Plus. Musician Plus adlı bir arkadaş. Bizim Serdar'la olan konuşmamızdan bir parça yapmış. Onu da Instagram sayfamızda paylaştık. Dinleyebilirsiniz. Güzel olmuş. Yaşlanıyor olduğumuz adlı bir parça yapmış. Spotify'a koymuş. Dinlemenizi tavsiye ederiz. Yaşlanıyor olduğumuz diye aratıp Hepinize A sağlıklı bir yatırım süreci diliyorum. Evet ayrıca yatırım tavsiyesi değildir. Yani Broadway çünkü bu şeymiş. Sonradan dava mava <laughs> <laughs> Kenan Doğulu'nun bununla ilgili bir şarkısı var mı hocam diye merak ettim. DJ'ye adres sormaz ki falan.